Dağların arasından uçsuz bucaksız ovalara, Ankara'dan Kars'a uzanan bir yolculuk. Masalsı yolculuğun adı Doğu Ekspresi, artık turistik. Turistik Doğu Ekspresi'nde uzun saatler süren o masalsı yolculuk başladı. Önümüzde ise tam 32 saat var. Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları heyecanlıydı. Tabii ki heyecanlıyım. Heyecan olmaz olur mu? Hani merak ettiğim yerler var, görmek istediğim yerler var. Trende saatler su gibi akıp geçti. Günün ilk ışıklarıyla eşsiz bir manzara karşıladı yolcuları. Evet, yaklaşık 14 saati geride bıraktık. Yolculuk nasıl geçiyor? Gayet keyifli geçiyor, eğlenceli. Yani doğayla, manzarayla olmak, gerçekten iç içe olmak çok keyif verici bir duygu. Dağlarıyla, bolca yeşiliyle, nehriyle yaklaşık 14 saati geride bıraktık. İlk durağımızsa İliç. İliç'te isteyen yolcular Bağıştaş Baraj Gölü'nde tekne turuna çıktı. Trenden indik, yolculuğumuza şimdi de tekneyle devam ediyoruz. Şu anda da Aydınlık Kanyonu'ndayız ve bizleri burada eşsiz bir manzara karşılıyor. Molanın ardından tren yeniden koyuldu yola. Ankara'dan yola çıkan turistik Doğu Ekspresi, 3 keyifli molanın ardından Kars'a ulaştı. Ve nihayet 32 saat süren o uzun yolculuk Kars Garı'nda sona erdi. Rotamızı tamamladık ama tur hala bitmedi. Yolcular Kars'ta hem doğal hem tarihi güzellikleri görme imkanı buldu. O yerlerden biri de Ani Harabeleri'ydi. Turun sonunda yolcular Kars Garı'nda dönüş için buluştu. Gidiş dönüş 4 gece 5 gün süren seyahatin ücretine gelince. Tek kişilik kompartıman ücreti 400, çift kişilik kompartıman da kişi başı 250 lira. Tur gezileri ise ücrete dahil değil.